Arkadaşlar merhaba. 14 Mayıs 2022. Bugün borsa ile ilgili sizlere birkaç hususu anlatacağım arkadaşlar. Bir de sizlerle çok güzel firmadan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu firma Bossa arkadaşlar. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yatırımcıların yaptığı temel hatalardan bir tanesi sabırsız davranmak. Sizlerle bu kanalda bir yıldır arkadaşlar bilançonun öneminden bahsediyorum. Tabi bazı arkadaşlar bu gerçekleri ısrarla görmek istemiyorlar. Ama şunu sadece düşünün arkadaşlar bakın bütün yatırım kuruluşları bakın bütün yatırım kuruluşları hisselere hedef fiyat verirken şirketlerin gelecekteki büyüme planlarına göre fiyat belirliyorlar. Bakın bütün yatırım kuruluşları bu birinci nokta. İkinci nokta arkadaşlar tamamıyla yatırımcının psikolojisiyle alakalı. Bakın Bossa hissesini bize örneklerle anlatacağım arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Borsa ile ilgili çoğu kişinin fikirleri değişecek. Borsaya oyun gözüyle değil de yatırımcı gözüyle bakabilirseniz borsadan gerçekten çok ciddi paralar her zaman kazansınız. Borsada kayıp diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece sabırsız olan yatırımcı var. Hisselere arsa mantığıyla bakın arkadaşlar. Bakın arsa mantığıyla bakın. Birinci önceliğiniz büyüyen firma olsun. İkinci önceliğiniz indikatörler dipteyken hisseye giriş yapmaya çalışın arkadaşlar. Örneği Bossa hissesinden size vereceğim. Bossa hissesini kanalda ben sizlerle bakın güzel bilanço açıkladı diye 16 Şubat'ta bir paylaştım. Bossa güzel bilanço açıkladı ve 21 Şubat'ta arkadaşlar 402 kişi sadece izledi, 2 kişi yorum yaptı. 17 tane beğeni var. Portföye yeni ekleme diye 21 Şubat'ta bu hisseyi sizlerle paylaştım. Şimdi 21 Şubat'ta bu hisse tam şuradaydı arkadaşlar. Açılış fiyatı 36.95 TL'ydi. Ben paylaştığımda 22 Şubat'ta hisse yükseldi. Sonra %17 bir yükseldi. Tabii arkadaşlar bilançosu iyi. Büyüyen firma da %17 yükselmiş, %20 düşmüş. Çok önemli değil. Önemli olan uzun vardı arkadaşlar. Şirket büyüdüğü sürece 2 yıl sonra bana getirisi olacak? 3 kat mı artacak? 5 kat mı artacak? 10 kat mı artacak? Ben buna bakarım arkadaşlar uzun vade hisseleri arsa mantığıyla değerlendirin arkadaşlar. Sonra borsa hissesini düşürdüler. Yatırımcı psikolojisini size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hisseyi düşürdüler. Hisse aylardır düştü. Nereye kadar? Şurada 6 Nisan'a kadar. Yani 21 Şubat'la 6 Nisan. Yani yaklaşık 45-46 günlük bir süreç. Hisse yatayda. Yatırımcı tabii diğer firmalar gidiyor. Atıyorum o esnada Türk Hava gidiyor, Ereğli gidiyor, başka firma gidiyor. Yatırımcı diyor ki ya ne biçim firmaya girdim? İşte bilançosu da iyi. Hani bilançosu iyi olan firma giderdi? Gitmiyormuş işte. Bu işin bilançoyla bir alakası yok diyor. Başka hisse yapıyor. Oradan başka hisse yapıyor. Oradan başka hisse yapıyor. Geçen mesela Investing'de okuyorum bazen yorumları. Ereğli'yi kötülüğü adam. Ya arkadaşlar çünkü niye? Ereğli şu anda bir yükselmeden düşüşe girdi ya. Her zaman akılda şu kalıyor arkadaşlar, o anda yükselen hisse. Diyelim hisseyi borsada yatırım yapıyor yatırımcı, bu ay hangi hisse yükseliyor? En popüler hisse onun için o oluyor, o hisseye yöneliyor ve en iyi hisse o. Öteki tarafta eriyeli diyelim, 3 aydır yatırımcısını bekletiyor, yükselmiyor veya düşüyor, eriyeliği kötülüyor. Halbuki arkadaşlar bilmeniz gereken nokta şu. Ereğli, İskenderun Demirçeli, Kardemir bunlarda yön her zaman yukarıdır. Anlık 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay sizi bekletebilir. Ama önemli olan nedir biliyor musun? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl içerisindeki bu hisseler nerelere gideceği. Yani zerre korkunuz olmasın. Tabi bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak sizlerin takdiri. Yapmanız gereken, bakın katıl tarafındaki üyelerle hisseler paylaşıyorum. Benim mantığım hisseler çıkarken değil düşerken hisseye giriş yapmak. Tabii ki düşerken hisseye giriş yaptığınızda hisseyi aldınız. Hisse düşebilir, %10 düşebilir, %20 düşebilir. Sizi 2 ay, 3 ay bekletebilir ama bilançosu iyi ise emin olun 4 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra paranızı katlayacaksınız arkadaşlar. Sadece sabredin. Kademeli alış yaparsınız. Biraz daha mı düştü? Biraz daha alış yaparsınız. Biraz daha mı düştü? Biraz daha alış yaparsınız. Sonra sadece arsa almış gibi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın Bossa'da ben dediğim tarihte sizlerle paylaştığımda 21 Şubat 37 TL değil mi arkadaşlar? Hisse geliyor şurada 45-46 gün artmıyor. Sonra 18 Nisan'a geliyor. Tekrar hisseyi şurada bir yükseltiyorlar %16. Tekrar düşürüyorlar. Yatırımcı işte korkutma taktikleri arkadaşlar. Halbuki bilançoya bakılsa bu hisseden niye korkacaksınız? Düşük sermayeli, inanılmaz kar ediyor, inanılmaz şekilde büyüyor. Sonra hisse şurada benim dediğim tarihten itibaren ne kadar gitmiş arkadaşlar günümüze kadar? %62.8 hatta %63 değil mi arkadaşlar? %63 ne kadarlık süreç? 21 Şubat 13 Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs desek 3 ay. 3 ayda %63 yükselme ama daha ne kadar gidecek bakacağız arkadaşlar. Benim size diyeceğim büyüyen firmalar arkadaşlar sabırlı olun. İndikatörler dipteyken giriş yapın. İndikatör dipteyken giriş yaptığınızda aldığınızda hisse %10 düşmüş, %20 düşmüş, %30 düşmüş. Zerre üzülmeyin arkadaşlar. Bilançosu iyi olan firmalara uzun vade bakın. Arsa mantığıyla bakın. Yani kanalda bir senedir sizlerle sürekli bilançonun öneminden bahsettim. Önümüzdeki süreçlerde de bahsedeceğim. Çünkü ben borsada kaybetmek nedir görmedim arkadaşlar. Ve sizler de emin olun görmeyeceksiniz. Dediğim mantıkla yatırımlarınızı yaparsanız görmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi Bossa'nın bilançosuna bir bakalım. Şimdi şurada mesela bu ise öz kaynaklarına bir bakalım. Öncelikle öz kaynaklarına bir bakalım. Ne zaman ciddi anlamda artırmış? Şimdi 57 milyonmuş öz kaynak 2018 yılında bugün öz kaynaklar 812 milyon TL olmuş. Ödenmiş sermayesi 62 milyon TL'lik bir şirket. Şurada esas 2021 yılı ilk çeyrekte 296 milyondan 347 milyona çıkarmış öz kaynaklarını. Sonra 422 milyona çıkarmış. Şimdi şu 2021 ilk çeyrekte hissenin fiyatına bakalım. 25 TL. Şimdi diyelim siz firmanın büyüdüğünü düşünüyorsunuz. Yatırımcı psikolojisinden bahsediyorum arkadaşlar. Geçmişe baktığımız zaman geçmişi düzgün irdelersek geleceğinizi de ona göre şekillendirebilirsiniz. Biraz rahatsızım sesim kötü gelirse de kusura bakmayın. 25 TL'ydi o zaman fiyat. 3 ay geçiyor arkadaşlar hissenin fiyatı 27 TL. Tabi yatırımcı diyor ki ne biçim hisse. Hani gitmiyor. Böyle hisse mi olur? 3 ay sonra 28 TL. Şurada görüyor musunuz? Yani 6 ay geçmiş yatırımcı giriş yapmış. Bu işin bilançoyla bilançoyla bir ilişkisi yok. Ben bilançosu kötü olan uçacak denilen şu hisseye giriş yapayım diyorlar. Bakın genel yatırımcı bu. Küçük yatırımcının mantığından bahsediyorum. Bilançosu artık bilançoya falan bakmıyor arkadaşlar. Ve investing'de öyle yorumlar yapılıyor ki battık, bittik, borsaymış, tövbe. Arkadaşlar borsa gerçekten yatırımcılar için büyük bir nimet. Yani borsadan daha iyi bir yatırım yeri ben olduğunu düşünmüyorum ve borsada kaybetmek diye bir şey inanın yok. 25 TL'lik hisse 27 TL 3 ay sonra, 6 ay sonra 28 TL ama bugün bir bakıyorsunuz 60 TL. İşte büyüyen firma bu arkadaşlar. Hatta bu ise 2018'inde 4 TL, şu anda hisse 60 TL. Kaç kat arkadaşlar? 12 kat değil mi? 2018'den bu yana dolar mı 12 kat arttı? Altın mı 12 kat arttı? faizden mi bu kadar kazanabilirsiniz? Sizlerle kanalda hisseler paylaşıyorum. Katıl tarafındaki üyelerle de hisseler paylaşıyorum. Sizlere genel yatırımcı olarak şunu diyeyim arkadaşlar. Hisselere, büyüyen firmalara arsa mantığıyla bakın. Sabredin. Hisseler çıkarken değil, düşerken alış yapmaya çalışın. Kademeli alış yapmaya çalışın. Hisseye giriş yaptınız. Hisse biraz daha mı düştü? Biraz daha alın. Biraz daha mı düştü? Biraz daha alın. Sonra bekleyin arkadaşlar. Ve indikatörler dipteyken alış yapmaya çalışın arkadaşlar. Göreceksiniz uzun vadede çok ciddi paralar kazanacaksınız arkadaşlar. Bossa son bilançoda 629 milyon TL net satış. Favok rakamı yani hem satış rekor hem Favok rakamı rekor bilanço hem net karına baktığımızda 141 milyon. Yıllıktaki net kar 442 milyon TL yani bir yılda yapmış olduğu en büyük kar rakamı. Öz kaynak artışı mükemmel. Yani diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu hisseye indikatörler dipteyken giriş yaptığınızda sadece beklediğinizde uzun vadede bu hisse de ne kadar kazanabileceğinizi zaten söyledim. Lütfen yatırımcı olalım. Borsada bugün endeks düşecek hurra hisselerimizi satalım. Yarın endeks çıkacak. Ya arkadaşlar böyle al sat bilmem ne gerçekten ciddi paraları kazanmak istiyorsanız bir portföyü kesinlikle uzun vade emeklilik şeklinde düşünün indikatörler dipteyken aldığınızda en azından %30, %40, %50 çıkmadan ya da indikatörler tepe noktalara ulaşmadan satmayın arkadaşlar. Satıyorsanız indikatörler tepedeyken satın, düştüğünde alış yapın. İndikatörler dipteyken tekrar giriş yapabilirsiniz. Bu bir alternatif ama sepet oluşturduğunuzda şuna inanın endeks düşerken bile bazı hisseleriniz çıkış yapacak. Bu dengelecektir arkadaşlar. Bundan dolayı genel itibariyle emeklilik portföyünde sat tuşunu unutmaya çalışın. Bir portföyünüzde indikatörlerin tamamı olumlu olan kısa vadede al sat yapabileceğiniz bir portföy olsun arkadaşlar. E bence bu şekilde borsada daha iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Borsa ile ilgili şu aşamada sizlere aktaracaklarım bunlar. Başınızı şişirdiysem de kusura bakmayın. Hepinize bol kazançlar diyorum. Bu videoda da anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Hepinize bol kazançlar diyorum. Kalın sağlıcakla.